Müslüman olarak yaşanan Habibi Edibi Muhammed Mustafa'mıza ümmet kılan, hikmetiyle konuşturan, lütfuyla duyulan hakim mutlak Cenab-ı Allah Dürceler Hazretleri'ne hamd, onun sevgili kulu, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun.
profesörlüğü. Fortunalı gezdi, Riyad'dan Amerika'ya uçarken, gazeteciler kendilerine profesöre bir soru sordu. Dedi ki, sayın profesör, bugünkü Müslümanlar hakkında görüşün nedir? Kanaatın nedir? Bu Müslümanları nasıl buldun? Müslüman kardeşlerin hakkında görüşün nedir? Profesörün verdiği cevap müthiş bir toka. Diyor ki, şu Müslümanlarla tanışmadan evvel İslam'ı bana nasip eden Allah'a hamdolsun. Anlayamadım diyor, ne demek istiyorsun? Evet kardeşim, iyi ki ben Müslüman'ı görmeden evvel İslam'a girdim. Eğer bugün Müslümanların sokaklarına bakarak, Müslümanların ticaretlerine bakarak, Müslümanların hastanelerine, Müslümanların mahkemelerine, Müslümanların birbiri arasındaki kardeşlik bağlarına bakarak Müslüman olayım deseydim, Amerika'ya Hristiyanlar razı olacak olarak dönecektim ama iyi ki ben Müslüman'ı görmeden Kur'an'ı gördüm. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bu asırda Orta Doğu'da karşılaştığım Müslümanlar Asr-ı Saadet Peygamberinin devrindeki münafıklara benziyor diyor. Aynı şekilde konuşmayı hepinizin gazetelerden yakinen tanıdığı pop sanatçısı, meşhur pop sanatçısı, Avrupalıların adeta tanrısı, Sitemez, yeni ismiyle Yusuf İslam, bu kardeşimize Berlin'de söyledi. Hocam dedi, size bir gerçeği söylüyorum. İyi ki ben Avrupa'daki Müslümanlarla tanışmadan İslam'la tanıştım. Yoksa Müslüman olmadım ama iyi ki sizi görmeden ben Müslüman oldum. Ve Amerikalı profesör diyor ki, Müslümanların hastanelerine Allah kimseyi düşürmesin. Gördüğüm Müslümanların hastanelerinde köyden gelen garip hastayı doktorlarınız kalbinden önce cebini muayene ediyor. Cebinde parası varsa ameliyat alıyor, yoksa garip hastayı 3 aspirinle kabre yolcu ediyor. Ben böyle bir toplumun dinine nasıl girerdim? İyi ki sizi görmeden Ebu Bekir'e sıldıkları gördüm. İşte bu gece bu cüdaya gelmişken, şu İslam'ın kulli kaidelerine aşık olmuş, yüce dinimizi seven siz kardeşlerime bu dinin özelliklerinden konuşmama girmeden evvel bahsetmek istiyorum. İslam, namaz, oruç, hac, zekattan ibaret bir din değildir. Bugünkü cami cemaati kardeşlerimin amcalarının dediği gibi, benim vazifem caminin içinde başlar, caminin dışında biter. Ben etliye sütlüye karışmam. Ben sokağa, hayata karışmam. Ben hiçbir
Yavaş arkadaş. Allah her şeye karışır. İşte bugün Müslümanların camilerin önünde iki tane sandık koyun. Maalesef üzülerek söylüyorum ki adlı secdeli Hacı Efendilerin oluşturduğu camilerde Allah bazı şeye mi karışsın yoksa her şeye mi karışsın diye iki sual sorun. Bugün Müslümanlardan bilmedikleri için, dinlerini bilmedikleri için alacağımız cevap Allah dünya işine karışmasın, bazı şeylere karışsın diyecek. Ve bugün caminin ön safındaki insan bunu söylüyor. Dünya işi ayrı, Allah'ın işi ayrı sözlerini duymuyor musunuz? Dünya işi ayrı, Allah'ın işi ayrı diyor. Hayır, dininizi tanıyın. Bak bu sözler mayın tarlalarında konuşulması zor sözlerdir ama milletini uyanması için ölüm pahasına konuşmaya mecbur oluyorsunuz. Allah neye karışır? 1,5 milyar İslam aleminin halledeceği husus budur. Bu soruya cevap verirseniz her türlü hastalıklardan kurtulacaksınız. Fraksiyonlardan kurtulacaksınız. Şucu bucu olmaktan, kanlara bölünmekten, bölücülükten şu ülke için zararlı bir terk olmaktan kurtulacağız. Bu soruya ümmet cevap vermek mecburiyetindedir. Allah neye karışır? Bu soruya cevap vereceksin. Avrupalılar aynı şeyi söylediği için bugünkü hale düştüler. Gençliği perişan, arayman, esrar geç, kimsi zavır. Bunların içerisinde Avrupalı. Allah neye karışır Müslümanlar? Hristiyanlar böyle yaptılar. Hristiyanlar böyle. Meşhur
sizden birinizin evladı kız kaçırsa Türkiye'de, günlerden cumartesi olsa, gelseler Diyanet Reisi'ne, ey Diyanet Reisi, bizi Allah adına karı koca ilan et, Allah adına. Belediye nikahı kıyamadan bizi Allah adına karı koca ilan et. Müftü de Allah'tan korksa, o gençleri, kaçan gençleri Allah adına karı koca ilan etse, kızla damadı. Pazartesi günü de kızın babası, Hoca Efendi'yi mahkemeye verse, 6 yıla kadar hapsedilir. Çünkü sizin ülkede belediye başkanının yetkisi Allah'tan önce geliyor diyor papaz. Önce belediye başkanı adına karı koca, sonra Allah adına karı koca ilan edilecek. Sıkıntı nerededir? Bunları niçin söylüyorum? Biraz sonra size anlatacağım. Ümmetin problemlerinin hallinin noktası ve hu ala kulli şeyin kadir demekten geçmektedir. Allah'ı her şeye karıştıracaksınız. Her işi Allah'a, Allah'a danışarak her işinizi yapacaksınız. Sevgili peygamberimiz, Nur Muhammedimiz, şefkat peygamberi, benim kıyamette torpilim büyük günah işleyenleredir. Şefaatim onlaradır buyurdu. O peygamber ki o sıcak günde, Arasat meydanında, zina eden için ümmeti diyecek, içki içen için ümmeti diyecek, açık gezen için ümmeti diyecek. Ya Rabbi, ne olur bunları affeyle, affeyle ya Rabbi, affeyle. Fakat bir zümre gelecek ki o kadar merhametli peygamber, o kadar şefkat peygamberi bir anda öfkeye gelecek, bir anda sinirlenecek. Büyük günah işleyenler için af dileyen peygamberimiz, şefaat dileyen peygamberimiz bir zümre gelecek ki belki caminin cemaati, bil fiil o cemaati Allah'a kendi şikayet edecek. Ben konuşmuyorum, konuşsam suç olur. Allah'ın kelamı konuşuyor. Ve kâle Resûlü ya Rabbi, inne kavmi ittekazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ya Rabbi, ya Rabbi, şu gelen kavmin var ya, benim ümmetim, bulunduğu asırda ve zamanda Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'ın yolunu terk ettiler. Bunları sana şikayet ediyorum. Günah işleyen insan için af dileyen peygamber, Kur'an'ı unutan toplumu bizzat kendisi Mevla'ya şikayet edecek. Çünkü içinizde yüzlerce meslektaşım, arkadaşım, kardeşim var. Bana hiçbir hoca efendi yüce kitabımızda Allah dünya işine karışmaz günahından büyük bir günah gösteremez. Allah dünya işine karışmaz günahıdır. Sokağa karışmaz günahıdır. Cenab-ı Hakk'ı aciz görmek çok büyük suçtur. Hani siz 60 yaşına gelseniz, 60 yaşına, evlatlarınız da evlenmiş, evladınızı evlendirdiniz. Ertesi gün geldi geliniyle, gelininle beraber evladın, hanımı yanında sana fiyaka atıyor. Baba diyor, senin aklın bu işe ermez. Sen dünya işine karışma, git camiye namazını kıl. Ana sen de gelinine karışma, artık gelin geldi. Sen tespih çekmekle meşgul ol. Böyle hanımının yanında sizi rezil eden, rezil eden, evlada aferin diyen, bravo diyen var mıdır içinizde? Ne dersiniz? Ve utanmaz evlat. Ananın babanın iyiliğini ne çabuk bir günlük hanım için unuttun. Bu ana senin için doğum sancısı çekti. Yemedi, yedirdi, uyumadı, uyuttu. Baban senin için var diyeli işlerde yaşlandı, el aleme muhtaç olmayasın diye. Nasıl olur da beni beğenmiyorsun, defol huzurumdan, seni evlatlıktan attık der miyiz? Deriz. Biz ki bizi beğenmeyen evladımızı atıyoruz da, ya kainatın Halik'i mutlak, Zülcelal Hazretleri, Hazreti Allah, dünyayı kendi iradesiyle yaratacak. Geceyi dinlenelim diye, gündüzü çalışalım diye, güneşi ısınalım diye, soğuğu mikroptan korunalım diye yaratacak. Mevsimine göre kulların sıhhati için meyveler yaratacak. Kışın kulları C vitaminli gıdalara ihtiyacı vardır, nezle olurlar diye C vitaminli portakalları kışın yaratacak. Yazın kulları ter kaybeder, ciğerleri çürür diye sulu kavunları, karpuzları yazın yaratacak. Mevsimine göre esra deposundan meyveleri yaratacak. Seni bir damla sudan, konuşan et, yürüyen et olarak yaratacak. Düşünen et olarak yaratacak.
Bu kadar muazzam direksiz arşı sümmerci el basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru kâsiyen ve huve hasir ayetiyle kulum kaldır bakayım gözünü şu gökyüzünde Allah'ın yarattığı eşsiz sanatta bir noksanlık bir eksik buluyor musun? Bir daha bak kaldır kulum belki ikinci de bulamazsın bir daha kaldır ma terafi halkı rahmen Allah'ın yarattığında kainatın şu direksiz uçsuz bucaksız aklı durduracak şaheser eserinde hiçbir noksanlık bulamazsın. İnsanoğlunun yaratılışında da budur. Böyle insanoğlunu yaratırken Allah bize danışmayacak da Allah kadir olacak da dünya içinde Allah aciz mi olacak da Müslümanlar Allah'ı dünya içine karıştırmıyor. İşte bu bela yüzünden, bu günah yüzünden ümmeti Muhammed üç büyük sıkıntıya uğramıştır. Şimdi dinleyin Kur'an'ınızı, ben konuşmuyorum. Bu sıkıntılar niçin, ne zaman bitecek? Herkes soruyor. Nedir sıkıntılarımız? Ümmetin problemleri nedir? Yoruldunuz mu bilmiyorum, birçoğunuz izdiham içinde. Ümmetin problemlerinin Kur'an gölgesinde hallini bu gece sunacağım. İnşallah devletin yetkilileri bu kasetleri dinleyecek. Ümmetin gidişatına, uçuruma doğru gidişatına Kur'an'la bir gün dur diyecektir. Üç büyük sıkıntımız var. Bütün Anadolu'yu geziyorum. Bütün Anadolu'yu ve İslam alemini geziyoruz, görüyoruz. Ümmetin dertleri üçtür. Bir, Müslümanların anarşi, terör problemi vardır, derdi vardır. Müslümanların o kanları oluk oluk akıyor. Azerbaycan ağlıyor, Afganistan inliyor, Bulgaristan sızlıyor, Kosova feryat ediyor. Ümmet kuzu oldu, kuzu. Dünya bir sofra, ümmeti Muhammed bu sofranın üstünde bir kuzu. Bulgar efendim Rus o kuzunun kulağını koparıyor. Amerika o kuzunun ciğerini söküyor. Sahipsiz olduk çobanı olmayan kuzu. Neden bu hale geldik? Niçin? Biz böyle bir millet miydik? Biz böyle bir ümmet miydik? Vallahi kainatta en kıymetli kan Müslüman kanıydı. En kıymetli vücut Müslüman vücuduydu ama şimdi fareden daha ucuz, daha basit bir varlık haline geldik. Bu ümmetin belasıdır. Allah'ın Kur'an'ında 14 asır evvel haber verdiği belama kim okudu ki bu Kur'an'ı aklını başına alıp memlekete, memlekete hakkı hakim etsin de bu millet hayata, yeniden hayata kavuşsun. Fareden ucuz olduk, fareden. Fareler sayemizde kurtuldu. Eskiden Yahudiler iman ettiği ilaçları fareler üzerine denerlerdi. Yan tesiri ne kadar diye. Şimdi fareler sayemizde hürriyete kavuştu. Müslüman varken fareye ilaç denenir mi? İlk imal edilen ilaçlar şimdi senin üzerine deneniyor. Ankara'da Kobay Vakfı kuruldu 5 yıl evvel. Kobay. Kovboy Vakfı değil, Kobay Vakfı. Türkçesi ne demek? Deneme tahtası vakfı. Ne deniyor? Deneniyor ilaçlar. Yahudi firmaların ilaçları. Kimin üzerine? Farenin değil. Ümmeti Muhammed'in üzerine. Bunlar Rabbimin bize verdiği büyük belalardır. Aklımızı başımıza alalım. Kendik ettik, kendimiz bulduk. Kendi düşen ağlamaz derler. Eskiden bu süper güç denilen sinek güçler, Amerika ile Rusya, ilk çıkarttığı kimyasal silahları, yan etkileri, yakıcı tesir özelliklerini fareler üzerine denerdi. Ama fareler sayemizde hürriyete kavuştu. İlk çıkarılan kimyasal silahlar şimdi Eritre'de senin üzerinde, Azerbaycan'da senin üzerinde, Afganistan'da senin üzerinde, Filistin'de, Bulgaristan'da senin üzerinde deneniyor. Fare kurtuldu sayende. Ümmet bu hale geldi. Problem var. Problem var. Yeryüzü anarşi içerisinde silah tüccarları Müslümanın kanını oluk oluk akatıyor. Tarihe bir bak, daha yakın bir zaman. Endonezya'da 3 Müslüman sultana mektup yazmış İstanbul'da. Koca Sultan Ruhi Zemin, müminlerin halifesine. Ey halife, sen halife değil misin? Ümmetin başı değil misin? Sen bizim canımızı kurtarmayacak mısın?
Bizim burnumuzu akıttılar. Kan akıttı ehli salib. Halife gece yarısı mektubu aldı. Sabaha kadar uyuyabilir mi? Derhal harp erkanını çağırdı, paşaları, komutanları ve alimleri. Paşalarım dedi, Endonezya'da Müslümanlar ağlıyor. Üç Müslümanın burnunu kanatmışlar, üç kişi. Derhal Tezel'den bu gece orduyu Humayun Endonezya'ya sevk ediler. Üç Müslümanın kanı için ordular sevk etmiş bir millet. Komşularımız, can kardeşlerimiz Azerbaycan karşısında ağlamakla, inlemekle meşgul olan bir ümmet haline geldik. Bu belalar niçin oldu? Bugün Azerbaycan, yarın aynı belalar şu ülke üzerinde olacaktır. Aklımızı başımıza almazsak. Bu ülke bizimdir, bu vatan bizimdir. Bu vatan üzerinde dolaşan kara bulutların, tehlikeli oyunların bozulabilmesi için kalktık bu yorgunlukta Kütahya'ya geldik. Millet uyansın da bindiği dalı kesmesin diye. Bu anarşi belasının en fazla olduğu ülke Türkiye'dir. Neden Türkiye'de 10 yılda bir ihtilal olur? 60'ta 3 talebe olay oldu, devrim başbakanını haksız yere idam ettiler. Anayasayı değiştirdiler, millete huzur vaat ettiler. 10 sene sonra anayasaları çürüdü, 71'de muhtıra verdi ordu. Devrim başbakanı değişti, Nihat Erim başbakan oldu, hatırlayın. Nihat Erim dedi ki, öyle bir anayasa değişikliği yaptık ki, bir daha bu memlekete terör gelmeyecek. Heyhat ki Nihat Erim zamanında 9 yaşında olan çocuk, 9 sene sonra 18 yaşına geldi, Nihat Erim'i Maltepe'de öldürdü, anayasa profesörünü. 12 Eylül 80, yeniden düdük çaldı. İhtilal oldu, anayasa değişti. Zorla, baskıyla, istibdatla, zorla millete anayasayı dikte ettirdiler. Ama gör ki anayasaları 3 yıl dayanamadı. 3 yıl, 1983'te Eruh ilçesinde hortlayan terör, bugün ne noktaya geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Askerimiz doğuya askerlik yapmak istemiyor. Doğuda polisimiz görev yapmak istemiyor. Doğu bizim şehirlerden bir bölge değil midir? 12 Eylül, yetkililerin devrinde ilkokul 3. sınıfa giden çocuk. Bu çocuğun kalbine ne koydular ki 9 yaşındaki çocuk? 18 yaşına geldi, geçen hafta bir albayımızı İstanbul'da, bir polisimizi İstanbul'da vurdu. Cenab-ı Hak polis kardeşlerimizi, askerimizi kaza kurşunlarından muhafaza buyursun. Tablo değişti, tablo. 60 yıl evvel şu ülkede Hans Hasan'ı vuruyordu, George Ahmet'i vuruyordu. Ama şimdi 60 sene sonra Hasan Hasan'ı vuruyor, Ahmet Ahmet'i vuruyor. Bu nasıl oyun? Kütahya'da 70 yıl evvel Yunanlıyla boğuşmadık mı? Balıkesir'de boğuşmadık mı? Akdeniz'de İtalyan'la boğuşmadık mı? İstiklal Harbi'nde düşman orduları Müslüman kanı içmek için gelmişti ama şimdi terörün kurbanları Hasan isimli, Ahmet isimli. Vuran da Müslüman isminde, vurulan da Müslüman isminde. Artık Haçlı orduları gelmiyor. Neden? Çünkü Müslümanlar birbirini vuracak şekilde oyuna getirildiler. İşte emniyet görevlisi kardeşlerim buradadır. Şu sözlerimi inşallah not alır da devletin yetkililerine ulaştırırlar. Türkiye'miz artık ihtilale tahammülü yoktur. Anarşi yeniden hortlatılıyor. Dikkat edin Kütahyalı kardeşlerim. Bu oyunun altında yatan temel sebebi bilmeye mecbursunuz. Anarşi niçin önlenemiyor bu ülkede? Bunun iki sebebi vardır. Bu iki sebebi çözemeyen iktidarlar size huzur ve saadet getiremezler. Birinci sebep dış mihrakların oyunudur. Türkiye'mize göz dikmiştir dünya. Türkiye'mize düşman olmayan, gözü olmayan Avrupa'da, Amerika'da bir iktidarı gösteremezsiniz. Hepsi ne zaman Türkiye çökecek de eski Roma'yı yeniden canlandıracağız hayaliyle yaşıyor. Bergama Müzesi'ne gitmiştim. Berlin'e yakın Doğu Berlin. Bergama Müzesi, İzmir'in Bergama ilçesinden isimlenmiş.
Bergama Müzesi'nde Türk eserleri var. Duvarların birinde Türkiye haritasını gördüm, hala orada. Bizim beyler başörtüsüyle uğraşacaklarına bu haritayı kaldırmakla uğraşsalar ya. Bu haritanın aynısı Paris'te var. Bu haritanın aynısı Firavun'un cesedinin bulunduğu Londra British Müzesi'nde var. Ne haritası? Karadeniz bölgesini çizmişler Pontus Rum İmparatorluğu. Fatih'in çöp sepetine attığı Pontus Rum İmparatorluğu. Ağrı Van bölgesini çizmişler, doğumuzu çizmişler Ermenistan. Akdeniz, Güneydoğu Konya dahil çizmişler İsrail. Ege bölgemizi çizmişler Trakya ve İstanbul. Bölgemizi çizmişler Girek. Yani Yunanistan yazı vermişler. Batılılar haritalarda bu devletleri hayal ediyorlar. Ve bu devletlerin kurulması için de Türk milletinin birbirine düşman edilmesi gerektiğine inanmışlardır. Bir millet birbirine düşman olmadıkça el ele verdiği zaman dışarıdan yutulması mümkün değildir. Tarih bunun canlı şahididir. Bunu bildiği için Haçlılar memleket evlatlarını ikiz yanlış görüşle birbirine düşman ettiler. Gençlerimizi mekteplerde Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti tesiriyle iki şekilde kampa ayırdılar. Nedir bunlar? Bir gruba dediler ki, bakın nasıl düşmanlık tezgahlanıyor. Siz dediler sağcısınız, milliyetçisiniz. Alın silahı, sizin düşmanlarınız şu karşıda oturan solcu gençlerdir, onları vurunuz. O da buna inandı vatanseverlikle. Güya İslam adına solcu avına çıktı. Solcuya da dediler ki sizin de düşmanlarınız bu ülkede şu sağcı gençlerdir. Onlar sizi sömürüyorlar. Vuran da vurulanın da dedesi bu ülkede şehit yatmaktadır. Bak burada emniyet görevlileri vardır. Bir takım hakikatleri çok yakın biliyorlar. Gençler sağcı solcu olup birbirinizi vurmayın diye söylüyorum. Kardeş kanı bu ülkede akıtmayın diye söylüyorum. Çünkü sizleri birbirine vurduran el Türkiye'de tek eldir. Aynı merkezden yönlendirilir. Ve bunu ne sağcı genç ne solcu genç bugün bilmiyor. Türkiye'de sağın da merkezi solun da merkezi aynıdır. Aynı yerden silah dağıtılır. 12 Eylül öncesinden bir hafta evvel Kapıkule'ye giriş yaptım. Polis memuru çantamı aradı gümrük memuruyla. Bir sorun var dedim, buyur dedi. Gurbetçilerin çantalarını arıyorsunuz, küçük radyoları buluyorsunuz da cennet vatanı kana buluyan eşkıyanın elindeki silahları vatana sokan tırların için göremiyorsunuz. Tır mı büyük, radyo mu büyük dedim. Polis memuru kenara çekti beni, dedi hocam doğru konuşuyorsun ama biz memuruz. Hangi tırlarda silah var biliyoruz ama yetkimiz yok. O günkü Edirne valisi, vali değil eşkıya, tam eşkıya. Hala içeride mi bilmiyorum. Hala içeride mi, sıkınetimde içeri alınmıştı. Bize talimat verdiriyor, bugün falan plakalı tırlar aranmayacak. Bizde cennet vatanı kana buluyan, eşkıyanın elindeki silahları taşıyan tırları vatana selamlayarak uğurluyoruz. Sen de Kütahya'da zannediyorsun ki bu memleketin huzurunu bozan, elinde silah taşıyan terörist sadece bu zannedi. Hayır, onlara silahı veren devletin yetkili birimlerinde olan bazı şahıslardır. Bunları bilmeye mecbursun. Terörist İstanbul'un kapalı çarşısına giriyordu. Fakültede okurken dikkatimi çekmişti İstanbul'da. Yahudi kuyumcusunu selamlıyor, Türk kuyumcusunu vuruyor. Ermeni kuyumcusunu selamlıyor, Türk kuyumcusunu soyuyor. Ya bu eşkıyaya, bu silahlı eşkıyaya, Yahudi'ye selam dur, Türk'ü vur talimatını bu ülkede kim veriyordu? Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları idrak edelim diye söylüyorum. Birbirimize silah çekmeyelim, gül atalım ve kucaklaşalım diye söylüyorum. Geçen Mardin'e gittim. Mardin, kan ağlayan Mardin.
Doğulu kardeşimin çilesi çok büyüktür. Allah onlara yardım etsin. Hocam dedi, hocam biz insan değil miyiz? Askerlik yapar, vergi veririz. Aya mı çıkalım, ne yapalım? Bize bir yer bulun yeryüzünde. Ne oldu dedim. PKK geliyor köye. Silahları doğrultuyor. Yemek vermezseniz sizi vuracağız diyor. Biz de korkuyoruz, yemek veriyoruz. Arkadan askerimiz, polisimiz geliyor. Talimat almış. Yemek verdi diye yatın aşağı, vur 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 vur. Yemek verirsek, dayak vermezsek ölüm. Doğulu'nun çilesi bu mudur? Mardin'de 30 köyde polis yoktur. Bak açıklıyorum burada. Mardin'in 30 köyünde PKK yoktur. Mardin'in 30 köyünde asker jandarma yoktur. Mardin'in 30 köyünde karakol yoktur. Mardin'in 30 köyünde şu anda terör yoktur. 30 köyün vatandaşı sabaha kadar serbest dolaşır. Ne köyleri bunlar? Ermeni, Süryani, Hristiyan köyleri. Çünkü bu terör olaylarını dış dünya kışkırtmaktadır. Kendi dindaşlarını bu terörün dışında tutmaktadırlar. İstanbul'da okurken çok dikkatimi çekmişti. Hep bizim liselerde bomba patladı. Doğru mu? Hep bizim liselerde gençler sağcı solcu edildi. Doğru mu? Ama İstanbul'un 65 Ermeni Rum Lisesi'nde bir gün boykot, bir gün bomba patlamadı. Şallefyan Rum Lisesi'nde, Heybeliada Papaz Okulu'nda. Bu çocukları bu ülkede terörün dışında kim tutuyordu? Ülke yutulmak isteniyor Avrupalılar tarafından. Onun için de gençler okullarda sağcı solcu edilip birbirini vuruyorlar. Bunun tek ilacı vardır. Bak açık ve net konuşuyorum Kütahyalılar. Rahat konuşuyorum. Türkiye'de bu iki hastalığı sokup bizi birbirimize düşman eden el aynı eldir. İspatına her yerde hazırım. Türkiye'de sağcılık ve solculuk fikriyatını 100 yıl evvel ülkemize sokanlar aynı şahıslardır. Sağcılığın mimarlarını söylüyorum. Bu fikirle bizi kampa ayıranların üstadlarını söylüyorum. Tarih bilenler varsa hatırlar. Adnan adı var, Halide Edip adı var, Abdullah Cevdet, Mahmut Esat Bozkurt ve Ziya Gökalp var. Türkiye'de solculuğun mimarlarını söylüyorum. Adnan adı var, Halide Edip adı var, Mahmut Esat Bozkurt ve Abdullah Cevdetler. Aynı insanlar eliyle iki fikir mekteplerde insanımıza aktarılmıştır ki millet birbirine düşman olsun diye. Ziya Gökalp, onun akıl hocası Tekin Alp'tir. Asıl ismi Moiz Cohen isimli bir Yahudidir ve milliyetçiliğin bu ülkeye yayılmasının ana mücididir. Ziya Gökalp aynı zamanda hak, o devrin sol fikriyatının milletvekilidir. Türk'ün minaresinde Türkçe ezan okunur demiştir. Sol iktidarda milliyetçi liderin teklifiyle Türk'ün minaresinde Türkçe ezan okutma kararı almış. Allahu Ekber sesini kazımış, Tanrı Uludur'a çevirmiştir. Fikri veren milliyetçi, tatbik eden solcudur. Aynı merkez. Bu oyunu bozmaya mecbursunuz. Bak açık konuşuyorum. Sözümün başında bir şey söyledim, ona güvenerek rahat konuşuyorum. وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِرٍ Allah her şeyinize karışır, doğru mu? Doğru. O halde Allah'ın karıştığı sözde ve hükümde milliyetçilik, sağcılık, solculuk yoktur. Hiç kimse bana gösteremez, mümkün değildir. Hocam milliyetçilik yok mu İslam'da? Yoktur. Reddetmiştir Hazreti Allah. Hiçbir hoca efendi bunu gösteremez. Ümmetin en büyük kanseri kavmiyetçiliktir ve milliyetçiliktir. Hiçbir genç, hocam ben solcuyu vurdum, faziletim arttı mı diyemez, artmaz, katil olur. Hazreti Allah'ın sözünde ve Kur'an'ında bir insanı fikirden dolayı vurma katilliktir ve cehennemliktir. Sen ise kanım aksa zafer İslam'ın diyerek, cennete gireceğini zannederek, böyle aldatılarak vuruyordun. Hayır, Allah'ın nizamında fikirden dolayı kimse öldürülemez. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Şeytan vardır, ölmemiştir. Dünyada imtihan olmaktadır Allah'ın kulları. Bu imtihanda fikirler hürdür. Herkes istediği fikri iradesiyle savunacaktır. Sen bunu silahla susturduğun zaman Allah'ın imtihan dünyasını kargaşaya sokmuş olursun.
Ne sol sağa ne sağ sola bir silah çekmekle fazilet kazanamaz. Biz gül atmak mecburiyetindeyiz. Taş atan kavim değiliz. Taşlayana gül atan bir ümmetiz. Bizim inancımız budur. Hiç unutmuyorum, Almanya'da ARD televizyonu İslam diye bir program yayınladı. Bu programda bizim demin bahsedilen İslami İlimler Akademisi, Berlin'deki İslami İlimler Akademisi'ni de gösterdi. Ve bunun etkisinde kalan 50-60 yaşlarında Alman Katolik kadın geldi merkezimizin camlarını taşlıyor. Defolun. Yapma etme dedik, dinletemedik kadını, Alman kadını. Bütün camları kırdı. Demek siz Müslümanlar benim evimin yanında oturuyorsunuz, defolun. Alman televizyonun etkisinde kaldı. Alman Müslüman avukatı çağırdık, bayan Alman Müslüman. Dedik ki bu kadına nasihat eyle. Kırmasın camları, etmesin, yapmasın. Ne dediyse kadını susturamadık. Taş atıyor, bize de taş atıyordu. Elimizle o taşları korumaya çalışıyorduk. O taşlardan korunmaya çalışıyorduk. Sonunda aklımıza bir şey geldi. Dedik ki bu taş attı, biz gül atalım. Bahçemizdeki güllerden bir tanesini kadının yakasına taktık. Bir anda kadın donu verdi. 180 derece döndü. Ve Almanca tekrar etmeye başladı. Ben taş attım, Müslümanlar gül attı. Ben taş attım, Müslümanlar gül attı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mahcup olmuştu. Derhal eve gitti. Yarım saat sonra kutularla döndü. Hediye veriyordu güle karşı. Biz de kendisine bir başka gül ve o gülle beraber merkezimizin bastırdığı Almanca İslam isimli eseri verdik. Dikkat edin. 3 ay sonra o yaşlı kadın, merkezimizi taşlamaya gelen hırçın kadın, hoca nerede dedi, hoca ben Müslüman olmaya geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyordu. Taş attı, gül attık ve Müslüman etti. İşte Müslümanın şiarı budur. Kan dökmek değil, gül atmaktır. Böyle kendimizi kandırmayalım. Hiç kimse kendi hevasından, nefsinden İslam uyduramaz. İslam nefis heva dini değildir. Dinini öğreneceksin. İlk milliyetçilik hastalığı Asr-ı Saadet'te çıkmıştı. Dikkat edin. Yoruldunuz mu bilmiyorum, keseyim mi? İlk milliyetçilik hastalığı Evs ve Hazreç kabilesi içinde. Bak dinini öğren, hikaye anlatmıyorum. Araplar çok kavmiyetçi millettir, bizden de kavmiyetçi. Hala Arap gazetelerinde küllü şeyin lil Arap yazar. Her şey Arap için yazar, onlar da aynı hastalıkta. Şu teybi, band bitti, düzeltin. Evs ve Hazreç kabilesi, Medine'nin iki büyük sülalesi, Asr-ı Saadet'te. Bir gün içki yasağı gelmezden evvel sarhoş olmuşlar. Birbirlerine şiirle hakaret etmeye başladılar. Bizim kavmimiz üstün, bizim kavmimiz üstün diyorlardı. Dediler ki savaş edelim o zaman. Kılıçları çektiler. Tam savaş edecekler kabilenin reisleri. Neden savaş ediyoruz? Bırakalım savaşı. Gidelim evleri sayalım. Hangi evde fazla kabile sayısı adedi çıkarsa o kabile üstündür. Dünyada ilk nüfus sayımı milliyetçilikten oldu. Gittiler Medine evlerine. Evsin evi, Hazveç'in evi, Evsin evi evleri saydılar. Bu nüfus sayımı sonunda Evs kabilesi üstün geldi. Hazveç üstü geri kalır mı? Dedi ki biz erkeğiz, erkeklerimiz savaşta öldü. Gidelim kabirleri sayalım, ölülerimiz fazla çıkacaktır. Doğru Medine kabristanlığına gittiler. Ölüleri saymaya başladılar. Evsin ölüsü, Hazveç'in ölüsü. Tam yarıya geldiler, milliyetçiliği kıyamete kadar yasaklayan tekasür suresi indi. Elhâkümut tekâtür, hattâ zürtumul mekâbir. Kellâ sefetâlemûn, thumme kellâ sefetâlemûn. Kellâ lefetâlemûne ilmel yakîn, leterebunnel cahîm. Gurur, milliyetçilik, çoğulculuk, gurur sizi aldattı, aldattı. Öyle kavmiyetçilikte ileri gittiniz ki diyor o kavme. Hatta zürtumul mekabir, ölüleri bile ziyarete gittiniz. Kabirleri, ölüleri saymaya gittiniz. Bu yaptığınızın ne büyük suç olduğunu bileceksiniz. Çok yakında bileceksiniz.
Tövbe etmezseniz leterabunnel cahim, mutlak cehennemi göreceksiniz. Bunları niçin söylüyorum? Kardeşlerimi sevdiğim için. Bu dünya imtihandır. Biz ve hu ala küllü şeyin kadir demişiz. Her şeyimize Allah karışacak. O halde Allah'ın karıştığı şeyde sağ ve sol yoktur. Hak görüş, milli görüş vardır. Nereden biliyorsun? Kur'an'dan biliyorum. Kafamdan konuşmam. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. Bu size davettir. Hepimize ey gençler. Bırakın bu görüşleri, Allah'ın davetine uyunuz. Fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. İbrahim'in milli görüşüne tabi olunuz. Bakın şurada size bir belge takdim edeceğim. Türkiye'de benim gençliğime, inançlı gençliğime, hakikaten bu gençler samimi, iyi niyetle İslam diyordu. Seviyordu İslam'ı ama dinini öğrenmemişlerdi. Oyuna getirildiğini bilmiyorlardı. Mahmut Esat Bozkurt, Türk milliyetçisi diye gösterilen ve Türkiye'nin ilk Adalet ve İktisat Bakanı bir zattır. Hem milliyetçidir hem de ilk sol iktidarın bakanıdır. 1923 Türkiye Anayasası tartışmaları var Büyük Millet Meclisi'nde. Tevfik Rüştü Bey kürsüye geliyor, diyor ki beyler, yeni devletin anayasasında dinini tespit edelim, din yazalım. Kazım Karabekir Paşa, İmanlı Paşa kükrüyor ve kürsüye geliyor. Be bedbah adam, bizim dinimiz zaten bellidir, 1000 yıl İslam için çarpıştık. Sen hangi dini yazacaksın deyince Mahmut Esat Bozkurt, gençler uyanın. Kürsüye geliyor ve şu talihsiz konuşmayı yapıyor. Meclis zabıtından okuyorum. Bir suretini bu vakfın başkanına bırakır, ondan alırsınız. Diyor ki, yeni devletin dini anayasasına din olarak Hristiyanlığı teklif ediyorum. Çünkü İslamlık terakkiye manidir. Bu dinle yürünemez, mahvoluruz ve bize kimse inanmaz. Silahlar konuşuyor, mecliste ölüm olaylar oluyor, meclis tatile sokuluyor. Bu oyunları niçin anlatıyorum gençler? Bu iki görüşten olup da birbirinizi vurmayın. Bu ülkenin kana artık tahammülü yoktur. Gözyaşına tahammülü yoktur. Şu polisimizin evlatlarının evde çektiği sıkıntıyı biliyor musunuz? Babam ne zaman bir serseri kurşunuyla vurulacak korkusuyla yaşıyor. Yapmayın, etmeyin, kan dökmeyin bu ülkede. Çünkü sizin elinize verilen silahları aynı elde atıyor. Aynı tırdan dağıtılıyor. Mahkeme zabıtlarından okuyorum. 10.901 numaralı silah sağcının elinde, 10.902 numaralı silah solcunun elinde çıkmıştır. Aynı tırdan iki zümreye silah dağıtılmıştır. Allah'ın nebisi, Nur peygamberinizi dinleyin. Vellezî nefsi biyedih. La takumu saatu hatta yati alen nasi yawmun la yadri el katilu fima kutil ve lel maktulu fima kutil. 14 asır evvel Anadolu'daki terör olaylarını haber veren büyük resul, mucize peygamberi, nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki şu anda Cebrail geldi, bana bir manzara gösterdi. Ey ümmetim, öyle bir zaman gelecek ki bu zamanı ümmetim görmeden kıyamet kopmayacaktır. Nedir o zaman ya Resulallah? Elinde silahlı teröristler görüyorum. La yedril katilu fime kutil. Sokaklarda silahla dolaşıyorlar. Katil niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Velel mektulu fime kutil. Vurulan da beni kim vurdu, neden vuruldum diye vurulduğunu bilmeden öldürüleceği gün gelmeden kıyamet kopmayacaktır. İşte bugün kahveye bomba konuyor. Kim vurdu, kim koydu belli değil. Peki bu anarşi niçin oldu? Düz sebeplerin bu ülkedeki gözünün olduğunu söyledim. Türkiye'de sağın silah babası kimdir? Soruyorum. Bekir Çelenk. Biz arabamızla Sofya'da duramayız. Jivkov'un polisleri canımızı okur. Bir dakika dursak canımızı okur. Sofya böyle bir zalim şehir.
Bu nasıl sağcı ki Sofya'da 3 yıl villada yaşatıldı? Bu nasıl sağcı ki Sofya'dan beslenir? Bu nasıl sol ki sağı besler? Bu oyunu millet olarak çözün, kamplara bölünmeyin gençler. Sizi Allah yarattı, Allah'ın nizamına kucak açın. Sizi kardeş edecek görüş budur. Şehit dedene dön, Fatih'e dön ne olur. Fatih solcu sağcı değildi, Fatih millete İbrahim'i Hanife'ydi. Fatih'in görüşüne dön, sizi kardeş edecek budur. Bunun için söylüyorum, bu cennet vatanda anaların gözyaşları kurudu, onların sızlamasını, yavruların evlerine sağ salim dönmesini, sızlamasının önüne geçilmesi için, sağ salim dönecekleri huzur ortamının meydana gelmesi için bu ülkenin bir ferdi olarak sevdiğimden aşkla söylüyorum. Bu da yetmez dediler. Türkiye'nin, ümmetin ikinci problemi var. Kan, gözyaşı, ızdırap, kuzu gibi yutulma. Ümmetin derdi bu değil sadece. İkinci problemi var. Yorulduğunuzu biliyorum ama ümmetin ikinci problemi. Bakın eve gidince Kur'an-ı Kerim'i açın. Bakara suresi, Bakara. Bu surenin 205 ve 204. ayeti okuyun. Kur'an bu terör olaylarının sebebini 14 asır evvel o ayette haber vermiştir. Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayatid dunya ila ahir ayet. İnsanlardan öyle tipler var ki o tipler Allah'ı dünya işine karıştırmayarak kendi uydurdukları düzenlerle sizi idare edeceklerini, huzura kavuşturacaklarını söylerler. Ey kullarım, ve izâ tevellâ se'â fil ard. Bunlar sizi kandırıp da onları iktidara getirdiğiniz zaman, sizi aldattıklarında iktidara geldikleri zaman, yeryüzünde süper güç yaptığınız zaman bu insanları, Amerika ve Rusya gibi ve Türkiye'deki uyduları gibi, onları yeryüzü iktidarına getirdikleriniz zaman, ben konuşmuyorum, Rabbim konuşuyor, size naklediyorum. 3 tane bela bekleyin. Liyufside fiha. Dünyada anarşi olacaktır, vurgun olacaktır. Ülkeniz terör ülkesi olacaktır. Bu da yetmeyecek. Bu bela yetmez. Bunların size açacağı ikinci bela ve yuhlikel harse. Ekonominizi ve iktisadınızı bozacaklardır. Fakir bırakacaklar. İşte anarşinin ikinci sebebi fakirlik ve yoksulluktur. Ümmetin ikinci problemi de budur. Biz böyle bir ümmet miydik? Bereketli bir ümmet. Dünyaya aç var mı diye ilan yapmış, ülkesindeki açları doyurup Hristiyanlara zekat vermiş bir ümmet. Yıllarca Hristiyanlara zekat verdik, Hristiyanlara. Ümmetin içinde zekat verilecek kalmadı, müellefetül kulüp diye Hristiyan'a zekat vermiş bir ümmet. Ama şimdi 5 milyon işsizler ordusu. Avrupa'da 2,5 milyon gurbet kahrı çeken gurbetçiler ordusu. 7,5 milyon işsiz var demektir. Şu Japonya'dan ders almıyor muyuz? 40 yıl evvel yıkıldılar, yakıldılar. 2 tane şehrine atom attılar. Biz 70 yıldır harp yapmamış bir milletiz ama gel gör ki kahveler işsizle dolu. Doğru mu konuşuyorum? Perişan ve sefil olduk. Şu Japonlar 40 yılda ayağa kalktılar. 2 Japon üst üste bir Türk yapıyor. Bu kadar küçük boylu adamlar işsizine iş buldular. 5 milyonda robottan işçi yaptılar. 5 milyon robot işçi var Japonya'da, robot. Adamlar demirden robota iş buluyor, bizimkiler etten kemikten insana iş bulamıyor. Bu da yetmedi. Japonya geçen ay işçi bulma kurumunun raporunu okudum, Japonya'nın. Japonya'nın işçi açığı işsiz değil.
Japonya'nın işçi açığı 2 milyon. 2 milyon işçiye daha ihtiyacı var. 2 milyon 2 milyon işsizler işçi açığı var. Bu işçi açığını kapatmak için 2 milyonda demir robot yapmaya başladık. Almanlar da böyle, Avrupa da böyle. Alman diyor ki 20 yıl evvel bir soru sordu. Hala cevap veremedim. Varsa içinizde cevap veren bir zevat lütfen bize bu cevabı versin de biz de Alman'a söyleyelim. İlk defa Münih'e Türkler geldiği zaman ya biz hanımla akşam tartıştık diyor Alman. Savaştan yıkılan, yenilen biziz. Sokaklarımızda günlerce kan aktı. Başkentimiz Berlin elimizden gitti, Bonn'u başkent yaptık. Strasbourg şehrini Fransızlar aldılar, elimizden çıktı. Hala Amerika'ya savaş tazminatı ödüyoruz, İngiltere'ye savaş tazminatı ödüyoruz. İşgal edilmiş bir ülkeyiz. Biz nasıl oluyor da 30 yıl sonra Osmanlı'nın topraklarına dedelerimiz gibi işçi olacağımıza, bizden 40 yıl evvel galip gelmiş, İstiklal Harbi'ni yapmış, Anadolu'nun yiğit evlatları bizim sokağımızda niçin çöpçü oldu diyor. Bunun suali ne? Ne oldu size? Bir baba yiğit arıyorum. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kafalılarından cevap arıyorum. Bunun hesabını millet önünde vermeye mecbursunuz. Benim Türkiye'min madenleri, ormanları, benim Türkiye'nin insan gücü dünyada eşine rastlanmayan zenginliğe sahiptir. Niçin bu hale geldik? Neden benim genç işsizdir, evlenemiyor, yuva kuramıyor? Hala doğuda benim insanım köpeklerin su içtiği yerden bebeğine mama yapıyor. Ama bay ilericiler İstanbul'da köpeklerine Fransa'dan mama getirmeyi çağdaşlık görüyorlar. Ne hale getirdiler memleketi? Mevla dememiş miydi kitabımızı tanısaydık? Bu adamlara inanmayın ey kullarım. Kandırır da sizi iş başına gelirlerse liyufside fiha ve yuhlikel herse iktisadınızı, ekonominizi bozarlar. Anarşi ve terör memleketi haline getirirler. Mevla ne dediyse doğru demiştir. Niçin Türkiye'miz bu hale düştü? Bunun sebepleri uzun. Yoruldunuz, kısa olarak özetleyeceğim. Bir kere nasıl bu kardeşlerin sağ sol yapılıp birbirine düşürülmeleri dış gücün oyunuysa, Türkiye'nin memurunun, işçisinin, esnafının bugün feryat etmesinin sebebi de dış güçlerin oyunudur. Onlar Türkiye'ye 60 yıldır yanlış reçeteler verdiler. Ve bizim beyler de bu ekonomik reçeteleri ilaç gibi bu millete uygulaya uygulaya milleti bugün felaketin eşiğine getirdiler. Felaketin eşiğine getirdiler. Kimse halinden memnun değil. Ekonomi yapı perişan. Ya bizim madenlerimiz Avrupa madenlerinin 10 katıdır. Ormanlarımız 2-3 katıdır. Deniz ürünlerimiz Avrupa'nın tamamından çoktur. Buna rağmen bu millet Avrupa'da domuz ahırında çalışıyor. Ne hale geldik, ne acı haller, tablolar gördüm. Benim annem İstiklal Harbi'nde kendi beynin çamaşırını yıkamaktan utanırdı, gündüz gece yıkardı. Şimdi o annelerin torunları Alman'ın atletini yıkıyor. Bu ne rezalet! Bu ne rezalet! Geçen Innsbruck şehrine konferansa gittim. Avusturya Innsbruck. Bir otobüs dolusu kadın geldi uşaktan. Beyleri göndermiş, gidin işçi olun, bizi çağırın diye. Kadınlardan biri caminin yanındaki telefondan ağlayarak beyine feryat ediyor. Sen ne utanmaz beysin diyor. Beni çocuklarımdan nasıl ayırdın? Cennet vatanda benim soframa bir dilim ekmek bulamadın mı da hanımını Avusturyalının pis bakışları altında meyhanede servis dağıtan hizmetçi yaptın? Çıldıracağım, bu ümmet bu halen için geldi.
Hakkari'yi satılığa çıkarmışlar. Gazete yazıyor, 15 milyarı veren Hakkari'yi alır. 51 milyarı veren Kars'ı alır. Yahu Hakkari'li 2 yıldır soğan ekmek yiyor, haberiniz var mı? Dükkanlar kapanmış, müşteri yok. Hakkari'linin ağladığı toprağın altında bir maden var. Bu madeni bugün hükümet işletsin, 55 milyon yattığı yerden maaşa bağlanır. Ama işletilmiyor. Uranyum madeni. Amerika'nın ve Rusya'nın aya fırlattığı füzenin ateşleyici madeni. Afrika'da bitirildi, Türkiye'de var rezervi. Ama ortak pazar şart koşmuş. Biz gelmeden madenler açılmayacak. Ortak pazara girme sevdasına millet açlık çekiyor bu ülkede. Mardin'in Mazı Dağı var, Mardin. Mardinlim aç ve susuz, fakirlikten PKK'nın ağına düşmüş. Mardin'in Mazı Dağı'nda fosfat yatakları var. Bugün hükümet onları işletsin, Suudi Arabistan petrollerinin 2 katı kıymetinde ama Avrupalı beyler müsaade etmiyorlar. Bak şurada açık konuşuyorum, Kütahya işçi muhitidir yanılmıyorsam ekseriyle. Bugün işçimizin sofrasına koyacağı ekmeğin dilim sayısı, işçimizin sofrasına getireceği kıymanın gramı, işçi ve memurumuzun, esnafımızın ödeyeceği verginin şekli, köylümüzün tahılının taban fiyatını bu ülkede devlet değil, IMF'deki Yahudi tespit ediyor. Ne kadar yiyecek işçim, çocuğu ne kadar et yiyecek, çikolata yiyecek, bunu bugün ülkede benim iktidarım 60 yıldır tespit edemedi Avrupalılar. IMF gelecek, taban fiyatı tespit edecek. IMF gelecek, işçi ücreti, asgari ücret tespit edecek. Biz köle miyiz, bağımsız bir ülke değil miyiz? Bugün memlekette olan olayları, haberleri dinliyorsunuz. Azerbaycan'daki olaylar olunca devletin yetkilileri dedi ki bu bizim iç işimiz değildir. Rusya'nın iç işine karışmayız. Peki Rusya'nın iç işine karışmıyorsun da 60 yıldır bu memlekete Yahudi'yi niçin karıştırıyorsun? Niçin? Bunları niçin söylüyorum? Bu ülkede kanunlar sadece başörtüme uygulanmasın. Bağımsızlığı elden gidenler de cezalandırılsın. Egemenlik hakları milletinse, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, milletin sırtında IMF kamburu olmasın. Bunu bilmeye mecburuz. Bu adamların tatbik ettiği ilaçlar şu. Hala millet kap değiştirmekle meşgul. Sağ kapla mı yemek yesek, sol kapla mı? Kaplarla uğraşma, kabı değiştirmek çare değil. Kabın içindeki yemeği at, yemek! Oraya bu milletin bünyesindeki milli reçeti getir. Çözüm buradadır. Bu Avrupalı kasten kendi ülkesine tatbik etmediği ekonomik sistemi 60 yıldır bu ülkeye tatbik ediyor. Ve şimdi 24 Ocak 80 kararlarıyla bu milletin sırtına bir yumruk daha indirildi. İyice ölsün diye. Ve içinizde bu kararı okuyan insan çok azdır. Okumayan bir millet olduk. Bu gazeteleri duyurmuyor ki bunları. 24 Ocak, bak buradan tarih öğretmenleri var. İçinizde sustursunlar beni. 1000 yıl Türk tarihinde 24 Ocak 80 kararları gibi ihanet anlaşması yoktur. Ama millet bunu bilmemektedir. Şahıslara güveni bırakın, bana da güvenmeyin. Şahısların elinde bir şey yok. Bu memleketi bozan sistemin kendisidir. Düzeltecek olan da yeni düzenin kendisidir. Bunu bilmeye mecburuz. İlaçlar yakıyor sizi. 10 yıl evvel cemaatim vardı Kartal'da. Diyordu ki şu başbakan giderse kurban keseceğim. Bıktık, zam 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 zam. Kan 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 kan. Allah hacının duasını kabul etti gitti. Şimdi 10 sene sonra şu hacının haline bak. Aynı hacı sokağa çıkmış, gitsin diye kurban kestiği adama kurtar beni baba demeye başladı. Neden?
Niçin? Niçin? Buraya bir tehlikeyi gördüğüm için koştum. Çok yorgunum. Ama Allah takat verdikçe konuşuyorum. Şu meseleyi duyurmak için geldim. Milletimiz gördüğüm odur ki ilk zamanda bugünkü iktidardan kurtulacak ama yağmurdan kaçarken doluya yakalayacağınızdan korkuyorum. Milletimiz yeniden aldatılmak üzeredir. Denenmiş şeyler tekrar denetilmek istenmektedir. Hürriyet gazetesi Eylül sayısında diyor ki kaderimiz yine acı reçete başlık atmış. Washington'daki IMF uzmanları bugünkü mecliste bulunan muhalefet liderleriyle konuştu ve söz aldı. İktidar değişse de acı reçete değişmeyecek. Çünkü her iki lider de 24 Ocak kararlarını uygulama hususunda Amerika'ya teminat vermiştir. O halde ey milletim nasıl olur da yeniden oyuna geleceksin? Memleketi yıkan bu reçete, ağlatan bu reçete yahu. Yine o şahısları sev, sevme demiyorum ama o şahısları sevmenin tek yolu onları uydu olan o insanları iktidardan uzaklaşmaktır. Uzaklaştırmaktır. Zalime yardım nasıl yapılır? Zulmünü önleyerek yapılır. Nedir bu 24 Ocak reçetesi? Madde 1, beğenirseniz Kurtar Baba demeye devam edin. Madde 1, Türk parasının değerini bundan böyle Türk hükümeti ayarlamayacak. Türk meclisi ayarlamayacak, Türk milleti ayarlamayacak. Kim? Dünya Bankası ayarlayacak. Şu ihanete bakın. Bir milletin parasını millet ayarlamayacak ve bu anlaşma egemenlik hakları milletindir diyen bir ülkede imzalanacak. Onun için Türk parası 10 yıldır Afrika'nın yamyam ülkelerinde geçmeyen para oldu. Kütahya'da kardeş kardeşe Türk parası borç vermiyor. Doğru mu konuşuyorum? 1 milyon istese altın verir altın alır, mark verir mark alırım. Bana dünyada böyle bir sömürü ülkesi gösterin. O ülkede kardeş kardeşe gavur parasıyla borç veriyor. Var mı? Neden? Çünkü 24 Ocak'ta bu anlaşmaya imza atılmıştır. Niçin? Tehlikeyi sezmişler, tehlikeyi. O güne kadar bakanlardan biri imza atmadı mı Türk parası düşmüyordu. Bakanlar kurulu ayarlıyordu. 74'te dolar 16,5 lira, 77'de 16,5. Cumhuriyet tarihinde fakirimin, köylümün, alın terinin Amerika'ya sömürtülmediği tek 4 yıl. Niçin? 74-77'de Türkiye Bakanlar Kurulu'nda 7 tane aslan milli görüşçü vardı. Düşürtmediler. Düşürtmediler. Bu tehlikeyi gören Yahudi çevreleri 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'ndan bu yetkiyi aldı, Dünya Bankası'nda masada oturan Davide Abraham'a verdi. Şimdi paramızı İbrahim değil, Abraham ayarlıyor. Bu da yetmez dediler bu millete. Neler yaptılar size yahu? Bu milletin bünyesi çok sağlam. Şu reçeteleri Almanya'ya uygulayın, 10 yılda bayrağı çeker. Millet şehadet. Şehit dedenin mirası o kadar kuvvetli ki hala bünyemiz sağlam. Madde 2, beğenirseniz Ocak kararlarını kurtarın baba demeye devam edin diyorum. 24 Ocak madde 2, fiyatlar Türkiye'de serbest bırakılacak. Fiyatları devlet kontrol etmeyecek. Sen de Kütahya'da her gün esnafla kavga ediyorsun. Zannediyorsun ki Kütahya esnafı fiyatları arttırıyor. Hayır, hayır. Esnaf fiyatlara zam verme yetkisine sahip değildir. Fiyatlara zam verme, fiyatları artırma yetkisi Yahudi holdinglere tanınmıştır bu ülkede. Üretim merkezleri. Onlar zam yapınca Kütahya esnafı zammı uygulaması 6 ayda kapanmak mecburiyetindedir. Bakın şu ceket Almanya'da 180 mark. 20 yıl evvel de 180 mark. 20 yıl evvel bugün Almanya'da bir gazete 120 fenik. 20 yıl evvel de 120 fenik. Almanya'da bir ekmek 2,5 mark. 20 yıl evvel de 2,5 mark. Neden? Çünkü Almanya'yı
Almanya'yı Alman'ı seven idare ediyor, seni Batı'yı seven idare ediyor. Kahrolsun deme, bizde beddua yok. İslah olsunlar. Hakka dönsünler. Abdest suyularını ben dökeyim, hizmetçisi olayım kapılarında. Yeter ki bu milleti düşünsünler, bu milleti sevsinler. Bu milletin fakirinin duasını alacak icraat yapsınlar. Fiyatlar Türkiye'de 24 Ocak kararının ikinci maddesinin gereği at başı yürüyor. Bakın nasıl yürüyor. 23 Ocak 80, bu anlaşmadan bir gün evvel, 1 litre gaz yağı 10 lira. Şimdi kaç lira? 1200 lira. 23 Ocak 80'de bir gazete 5 lira. Şimdi ne kadar? 600 lira. 23 Ocak 80'de hanımlarımızın mutfakta kullandığı tüp gazı 125 lira. Şimdi ne kadar? 12.500 lira. 23 Ocak 80'de Ankara-İstanbul uçak bileti 5.000 lira. Şimdi ne kadar? Uçan var mı ki bilsin? Türkiye asabı keyfi geçti, asabı keyfi. Asabı keyif ne demek hocam? Gençler bilmez. Yüce kitabımızda anlatılır. Tarsus'ta bazı kardeşlerimiz bilir, istisna hariç, duymamışızdır. Duyanlara duyurun diye, bilenler de bir daha duysun diye söylüyorum. Tekrar ahsendir çünkü. Yemliha, Meksilina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şaznuş, Kefeşteteyyüş isimli Allah dostları, kralın, zalim kralın zulmünden kaçarken köpekleri Kıtmir'le beraber mağaraya saklandılar. Allah mağaranın kapısını kapattı, taşla 300 küsür sene uykuya yattı. Yattı ashab-ı keyif. Allah kudretini göstermek için onları 300 sene uyuttu küsuratıyla. 300 sene sonra uyandılar, bir tanesini Tarsus çarşısına ekmek almaya, yiyecek almaya gönderdiler. Karınları acıkmıştı. Gitti baktı ki para geçmiyor, 300 sene olduğunu da bilmiyor. Yiyecek alamadı, fiyatlar değişmiş. Şimdi Türkiye'de fiyatların ve paranın değişmesi için ashab-ı keyif gibi 300 sene uyumanıza gerek yok. 3 saat uyursanız Türkiye ashab-ı keyif oluyor. Neden? Çünkü Türkiye'de fiyatların devlet kontrolünden çıkarılışını millet bilmiyor. Hala şahıslara güveniyor. Hala. Geçen televizyona çıkmış, diyor ki Allah şahit, yer şahit, gök şahit, arkamda gözyaşı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Doğru mu? Doğru. Doğru, gözyaşı bırakmadı. Çünkü milleti öyle ağlattı ki gözde yaş kalmadı. Hala milletin huzuruna çıkmaya nasıl cesaret ediyorlar bu anlaşmalardan sonra, anlamıyorum. Madde 4. Bu da, bu zehirde millete yetmez dediler. Madde 3. Faizler de serbest bırakılacak. Faizler. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir cinayet. Faiz oranları yükseldikçe üretim durur. Bu iktisat kaidesidir. İşsizlik artar. Çünkü faizler maliyete biner. Maliyet fiyatları yükselir. Fiyatlar yükselince tüketicinin mala talebi azalır. Mala talebi azalınca üretici azman sürer. Azman sürdüğünde 3 vardiyeli işçisinin ikisini dışarı atar. Az üretim yapacak çünkü. Bundan işsizler ordusu artar. Ahlaksızlık ve cinayet faiz sebebiyle ülkede caridir. Suadiye'de bir hacım vardı. Hacım. Hocam hep hacım diyorsun. Neden böyle? Çünkü şu ülkeye hakkın gelmesine camideki Müslüman mani oluyor. Yazıktır, yapmayın. Arşala titrer. Allah'ın huzurunda günde 45 defa durup da dışarı çıkınca Allah'a verdiği sözü unutma kardeşim. Arşala titrer, şu gençleri düşünün. Faizi destekleyerek Allah'ın huzuruna gelemezsin. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ Fakiri doyurmadan namaz kılanın vay haline diyor Allah. İşsizin karnını doyurmadan namaz kılanın vay haline. Onların kıldığı namaz onları kurtaramayacak.
Bunu Rabbim söylüyor Maun suresinde. Faiz fakirin karnı niçin aç? Faizciyi desteklediğin aç. Bundan dolayı derdin büyük, yapmayın. Kendi elinizle bu gençleri ağlatmayın. Biraz yüce dininizi tanıyın. Dinlemedi beni hacı dede. Faizciye yatırdı, binasını sattı Suadiye'de. 1,5 milyona, 80'de çok büyük para. Hacının hesabı şu: 10 senede 5 daire alacağım faizle, 10 sene sonra 6 dairem olacak. Yani Nasrettin Hoca gibi tencereler doğuracak. Hesap böyle, büyük para o zaman. Bakın hacının uğradığı akibete. 9 yılda aldığı faiz 700 bin çarpı 9 eşittir 6 milyon 300 bin lira. Artı 1,5 milyon ana para eşittir 7 milyon 800 bin. Bu parayı 10 milyon yapsın, cebine koysun. Suadiye'de bugün 200 milyon olan sattığı daireye gitsin. Ben pişman oldum kardeşim. Şu daireyi bana ver, al 10 milyonu dairemi geri ver dese. Ne der o genç hacı dedeye? Amca sen ashab-ı keyiften mi geliyorsun? Bakın 9 yılda dairelerin odaları eridi. Banyosu eridi, hacının eline tuvalet taşı kaldı. Neden tuvalet taşı diyorsun? Çünkü faiz oraya uygun bir beladır. Kitabınızı tanıyın. Yemhakullahu riba. Allah böyle demiş. Faiz mallarınızı eritiyor, eritiyor. Bak 9 yılda hacının odalar nasıl asit gibi, asitin erittiği gibi nasıl faiz hacının odalarını eritti. Avrupa'da en yüksek faiz Norveç'tedir. Konferansa gittim Oslo ve Stavanger'e. Baktım Norveç'te otoban yok, şaşırdım. Danimarka, İsveç, sosyalist İskandinav ülkesi orada var. Fakat aynı İskandinav ülkesi Norveç geri kalmış. Soruşturdum, karşıma faiz belası çıktı. Kaçta kaç? Norveç'i yıkan faiz %26. %26 ile Norveç batmış. Türkiye'yi hangi sihirbaz Süpermen %140 faizle kalkındıracak? Bu zehir de millete yetmez dediler. Bu zehir de millete yetmez. Ne kuvvetli bünyeniz var ki yıkılmıyorsunuz. 4. maddeyi imzaladılar. Kamu iktisadi devlet teşekkülleri özelleştirilecek. Başınız sağ olsun Kütahyalılar, Kütahyalılar. Başınız sağ olsun. Yeşilköy havaalanı satıldı. Gitti elden. Özelleştirilecek demek yabancılara satılacak demektir. Uçağı benim, hostesi benim, pilotu benim, yolcusu benim, toprak benim, kar Amerikan Lockheed firmasının. 10 yıllığına kiraya verildi, 50 yıl uzatmak şartıyla. Bir zamanlar Godyar da 10 yıllığına kiraya verildi. Hala Yahudi Godyar Türkiye'de kanımızı yemiyor Pirelli ile beraber. Altı tane çimento fabrikası gitti, başınız sağ olsun millet olarak hepimizin. Fransızlar aldı. Maden benim, mühendis benim, işçi benim, kar Fransızın. Neden Irak-İran harbi bitti? İnşaatlar yapılacak, yıkıldı köprüler. Fransız firması ihaleleri aldı. Biz komşu ülkenin ihalelerini kaptırdık. Çünkü bizim İmar Bakanı başörtüsüyle uğraşıyor, ihaleyle değil. Fransa, akıllı Fransa, adamlar vatanını düşünüyorlar, kendi vatanlarını. Dedi ki çimentoyu Fransa'dan götürürsem işçilik, nakliye pahalı. Geldi Türkiye'de çimento fabrikamızı aldı, bizim ülkemizden ihalelerin inşaatlarını ikmal edecek. Çünkü işçilik ve nakliye çok daha ucuz Paris'e göre. Demir çelik fabrikaları ihaleye verildi. Sümerbank yüz masasıyla satılıyor. Ankara otelleri vatan hainleriyle doldu. Ve fabrikaları satmanın adı itibar kazanıyoruz. Vatana ihanetin adını değiştirdiler. İtibar kazanıyoruz. Hocam ne kızıyorsun? Nasıl kızmayayım, bu vatan benim? Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi. Ülke topraklarından bir avuçu satanlar, yabancılara peşkeş çekenler idam edilir.
Bir avuç satmıyor, vatan gidiyor. Bu kanun ne zaman uygulanacak? Bu yetmez dediler bu milletin bünyesine. Zehir daha fazla olacak. Beşinci maddeyi de imzaladılar. İşte işsizimizi ağlatan madde. Ağır sanayi yatırımları durdurulacak. Fabrikaya yönelik yatırım yok. 5 yıldızlı otel yaparsanız faizsiz krediler, milyarlar. Çünkü bu milletin ahlakını bozunuz faiz 5 yıldızlı otellerde. Ama fabrika kurmaya kalkarsa 30 tane Kütahyalı, vay senin canını okurum diyor, %140 fabrika kredisi faizi diyor. Ne oyun oynanıyor bizim millet üzerinde. Yatırımları bu şekilde durdurdular. Konya motor fabrikası, bacılarımızın halı ördüğü tezgah fabrikası, tezgah atölyesine dönüştürüldü. Burdur'daki Bur traktör fabrikası, Bur traktör saman deposu yapıldı. Niğde, Aksaray vilayeti dizel kamyonları fabrikası hala Benz firmasına satıldı ve şimdi de kapatıldığını duyduk. Bir kapatılıyor çünkü söz vermişler. Peki hocam, anlattın ama çözüm ne? Siz ne diyorsunuz? Bak size uzun, sabaha kadar konuşurum madde madde ama kısa yoldan anlayacağınız şekilde bir cümle söylüyorum. Ey millet, fakirlikten kurtulmak istiyor muyuz? Soframız zenginleşsin istiyor muyuz? İşçi ve memur gülsün istiyor muyuz? Tek çözüm yolunuz var. Abrahamların, Davidlerin, İsrail'in, Avrupa'nın istemediği zihniyeti bu ülkenin başına getirin. Avrupa'nın istemediği zihniyet milli görüştür. Ona sahip çıkınız. Ondan korkmaktadırlar. Düşmandan ayıdan post, düşmandan dost olmaz. Sultan Abdülhamid'e vefatında sordular. Ey koca sultan, sen 33 sene Devleti Ali Osmani'yi nasıl, hangi maharetinle yönettin? Türkiye'de hükümetler 10 yılda bir sünni teneffüsle yaşıyor. Ölümündeki son sözü, evlatlarım, ben 33 sene yıkılmakta olan Osmanlı'yı şu siyasetimle yönettim. Bir konuda karar vermezden evvel düşman ülkesinin elçisini huzuruma çağırır, hediyeler veririm. Ona konuyu açarım ve yazarım. Yüz ve kaş hareketinden neler istediğini anlarım, kötü niyetini anlarım. Sonra uğurlarım sadrazamı, başbakanı çağırırım. Yaz derim, gavur elçisi ne dediyse tersini yazarak kurtardım. 33 sene Osmanlı'yı ayakta tuttum. Domuzdan post, düşmandan dost olmaz çünkü. Bu ince siyasete sahip insanlara ihtiyacınız vardır. Bu insanları tanımak mecburiyetindesiniz. Hocam, Almanya'ya nasıl gideceğiz ki, Avrupalı'ya soracağız kimdir bunlar? Avrupa'ya gitmene gerek yok. Heybeliada'da Yahudi var, Abraham, git oraya sor. Şişli'de Ermeni var, Ermeni'ye sor. De ki Şallefihan, sen kimden korkuyorsun bu ülkede? Sana vereceği cevap, Erbakan gelmesin de kim gelirse gelsin. Şunu alsanız. Milli görüş gelmesin de kim gelirse gelsin diyecek. Yahu yapma, etme. Bindiğin dalı kesme. 80 yılında Kiel'in tank fabrikasını gezdim. Kiel. Bir Türk mühendisi tercümanımdı. Mühendise dedim ki, siz bu tankı yapar mısınız Türkiye'de imkan tanısak? Ağlamaya başladı genç mühendis. Hocam, yaramı deşme. Gözümü bağlayın, tankı söker takarım ama ben bunu Alman'a yapıyorum, ağlıyorum diyor. Fabrikanın müdürüne bir soru sordum. Fabrikanın müdürü Alman. O solcu mühendisinin milli görüşçü olmasına sebep olan Alman. Dedim ki, sen Erbakan'ı tanır mısın, Profesör Erbakan? Bir ah çekti. Ah dedi, ah tanımam mı? Sizin milletiniz onun kıymetini bilmiyor. O Erbakan bu tank fabrikasında incelemelerde bulundu.
Erbakan Alman milletine ikinci cihan harbinden evvel gelseydi biz Ruslara yenilmeyecek, Almanya bu hale gelmeyecekti dedi. Durun. Mühendis sordu, ne demek istiyorsun? Anlatayım dedi, Alman tankları Rusya'yı, Moskova'yı muhasar ettiği zaman kış ayıydı. Tanklarımız kışın karda çalışamadı, dondu. Donunca arkadan Amerikan kuvvetleri geldi, bizi iki ateş arasına bıraktı. Ve böylece Almanya yakıldı, yıkıldı, ikiye bölündü. Aradan 10 yıl sonra Profesör Erbakan doçent olarak Almanya'ya geldi. Tankların da soğukta karda çalışacağına dair Leopard tanklarını icat ederek profesör oldu. Keşke harften önce gelseydi diyor. Et onu tanımıyor. Çünkü Yahudi güdümlü hürriyet onu millete tanıtmıyor. Tanıtmıyor. Bu millet kahrolsun demeyin. Bu şeye kızıyorum. Dua ediniz, ıslah olsunlar. Gül atalım, biz kırmaya gelmiyoruz, kucaklamaya geliyoruz. Ağzınızı alıştırmayın ağır laflara. İşte kardeşler, ve böylece şu gece ümmetin problemlerini gücüm nispetinde size anlattım. Ümmet anarşiyle karşı karşıya. Ümmet ekonomi muhasara ve işgal altında. Bu da yetmez, üçüncü bir işgal altındadır. Ve bununla bitiriyorum. Hakkınızı helal edin, ayakta tuttum ve özetliyorum. لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِ Ey kullarım, Allah dünyaya karışmaz deyip Allah'ın dinini, mabet dini yapanlar sizin başınıza geçtiği zaman anarşi çıkarır, ekonominizi bozar, fakir bırakır. Başka ve nesle neslinizi ifsad ederler. Neslinizi ifsad ederler. Yani kültür tahribatı yaparlar. Ve bugün nesillerimiz ifsad edilmeye devam ediliyor. Benden evvelki kardeşim söyledi. Çoluk çocuğumuz büyüklerine karşı saygısız hale getirmek istemiyor. Televizyon tahribatı o kadar büyük ki şu sinemaların ahlaksız filmleri. Gençlerimiz öyle korkunç kurşunlarla karşı karşıya ki bunun karşısında tahammül etmek mümkün değil. Bakın şu televizyon, 7 Rus da devletinin yapmadığı, yapamadığı, yapamayacağı tahribatı bu millete yapıyor. TRT milli olmalı ama bizim TRT'miz yabancı TRT gibi olmuştur. Her gün şu hanımlar izliyor Arkası Yarın programı. Saat 10'da sabahleyin papazı sevdiriyor, kiliseyi sevdiriyor, doğru mu? Bu millete papaz ve kilise sevdiriliyor. Ama 30 Ağustos Zafer Bayramı, şehit kanıyla alınan bayram, kazanılan Zafer Bayramı, akşamı aynı TRT Vurun Kahpeye filmiyle şehit de deme, kahpe demeye devam ediyor. Vurun Kahpeye, güya bir hoca efendi köyde öğretmeni taşlatmış ve öldürmüş. Ve böylece beyin kirletiyor, neslimizi alimlere karşı düşman etmeye çalışıyor. Bu tahribatlara millet olarak ne zaman dur diyeceksiniz? Gençlik gidiyor, dur diyen yok. İstanbul'da moda var, Kütahya'ya geldi mi bilmiyorum. Artık odalar kilitlenmeye başlandı, yatak odaları. Evin dışı kilitleniyordu, şimdi yatak odası. 1000 yıl anahtar kullanmayan bir millet. Yatak odasını niçin kilitliyor anne baba? Rus askeri mi gelecek? Yok. Ananın karnında taşıdığı, 9 ay taşıdığı yavrusu kesecek diye kilitliyor. Neslimizi bozdular. Geçen sığınmacılarda bir genç idam kendisini asmaya kalktı. Bırakın beni dedi, ölmek istiyorum. Suçun ne? Nasıl içki içtim de ben öz anamı kestim diyor. Bizim insanımız karınca ezmezken polisine kurşun sıkacak kadar canavarlaştı. Şu hale bak. Karıncayı ezemezdik biz. Neden? Çünkü bir milletin kalbine seni gören Allah var. Karakolu konmadıkça millet düzelemez. Karakol kurmakla, asker polis sayısını arttırmakla neslinizi düzeltemezsiniz. Bizim ecdadımız karakolları evlatların kalbine koyardı.
İşte 80 yılında İmam Hatip talebesi fakir, yetim, çanta içinde 90 bin lirayı vapurda buldu. Bugünkü 90 milyon. Karnı aç, simit almadı. Getirdi komisere, dedi ki al bu çantayı amca. Komiser şaşırdı, 90 bin lira yavrum. Seni bana kim gönderdi? İmam Hatip talebesi dedi ki beni vapurda kimse görmedi insan olarak. Beni, seni ve beni gören Allah gönderdi, o gönderdi. Sadece İmam Hatip talebesi, Kur'an kursu talebesi mi böyle olsun? Lisedeki, ortaokuldaki, ilkokuldaki benim yavrum. Hepsinin kalbine gören Allah var. Karakolunu koymadıkça bu memlekette neslin kurtulması mümkün değil. Bunları anlattık. Peki hocam, çok konuştun, yorulduk. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Ben söylersem suç olur. Türkiye'nin nereye gittiğini. Ümitsiz olmayın. Fecir yaklaşmak üzeredir. Güneş doğmak üzeredir. Milletimiz uyanmak üzeredir. Artık milletimiz bu oyunu çözmüştür. 60 yıldır milletimiz halk sol ve sağ oyunlarıyla oynatıldı. Şimdi milletimiz diyor ki anladık hocam, solculuk Türkiye'de fotoğrafçılıktır. Sağcılık da takkeciliktir. 60 yıl bu iki oyunla oyuna getirildik. Nasıl? Solun lideri sabah kahvaltısında peynir yemez, utanır, havyar yer ama seçime yakın doğru fotoğrafçıları çağırır. Milletimiz niçin solcu edildi bir grup olarak? Onu anlatıyorum. Bu oyunla bunların halkçılığı fotoğrafçılıktır. Gazeteciler gelin de boyalı basın. Lideri soğan ekmek yerken gösterir. Kütahya'daki garip işçi de şu ne halk adamı be, kurbe halk adamı, gece konduya girdi soğan ekmek yedi diye o resimle gider onu destekler. Ve sonunda iktidara geldiğinde bakın, üç büyük belediye başkanı gece kondu yıkımına son diye fotoğrafçılıkla milleti kandırdı geldi. Ramazan ayında İstanbul'da, Ankara'da yıkın şu gece konduları garibin kafasına diye hala gece kondu yıkmakla meşguldürler. Çıkarttım. Yapmayın dedi, beni evsiz bırakmayın. Dinlemediler. Üç aylık bebeğini dozerin tekerleği altına attı ana. Ana nasıl bunu atar? Tabii derdi büyük. Tam ezilecek kahraman polisimiz, Mehmetçiğimiz yine imdada yetişti. Son anda bebeği kurtardı. Çünkü bunların solculuğu fotoğrafçılıktı. Zulüm, zam, her şey aynı şekilde. Ama Türkiye'de milli görüşün idare ettiği şu Konya'ya gidin, şu Urfa'ya gidin, kulaklarımla duydum. Ey Konyalılar, aç olan varsa bana göndersin, biz geldik. Ey Konyalılar, bacasından duman tutmayan varsa bize gönderin, ben soğukta yatan varken sıcakta yatamam diyor milli görüş. Öbür yandan sağcılar da 50 yıl takkayla milleti aldattılar. Takkacılık. Dedi zam zam zam. Köylü Kütahya'da kızdı. Bir gelse köye canını okuyacak. Ama seçim zamanı Türkiye'de en fazla satılan eşya ne? Takka. Camiler doluyor. Geçen Kırşehir'e gittim. Hocam dedi ya keşke her gün seçim olsa, camiler tıka basa, herkes namaza başladı. Adaylar, encümenler, takka. Rize'den adaydım hasbelkader. Baktım belediye hoparlöründen ilan. Rizeliler, bakanınız namaz kılacak Çayeli Camii'nde. Tesbihten sonra mitingde konuşacak. Geçen Kırşehir'de aynı anons. Falan bakan namaz kılacak. Allah Allah, belediye hoparlörü bakan namaz kılacak. İki tane hacı efendi abdesthanede konuşuyor. Ben de arkasındayım, duymuyorlar, görmüyorlar. Bu milli görüşçülerin Allah canını alsın dedi. Sağ parçalıyor, baksana bizim çocuk namaza başladı. O konuştu, namaz kıldı, geldi konuştu. Arkasından kura sırasıyla bize olduğu için ben çıktım kürsüye. Kırşehir'de de aynısını söyledim. Huzurunuzda dedim, bakan beye teşekkür ediyorum. 7 sene İmam Hatip'te, iktisattan önce de 4 sene ilahiyatta okudum. Namazın şartlarının 12 olduğunu biliyordum ama cahilmişim.
12 değil 13'müş. 13.sünü bakandan öğrendik bugün. 6'sı içinde 6'sı dışındaymış. Meğer öyle değil, 6'sı içi 7'si dışındaymış. 13.sü ne? Namaz kılmak için belediye hoparlörsünden ilan şartmış. Ya milletimiz 50 yıl nelerle oyalatıldı, nelerle kandırıldı. Şimdi bu oyun bitti. Artık millet özüne dönüyor ve tek kelimeyle söylüyorum. Bakın Arede televizyonu, yoruldunuz, bitiriyorum. Arede televizyonu bir program yayınladı Almanca. Türkiye nereye gidiyor? Ben de bu konuşmayı, bu konferansı o televizyondaki bu isme göre seçtim. Türkiye nereye gidiyor? Ben söylesem suç olur. Mahin tarlası patlar. Söylemeyeceğim, televizyonda naklen söylüyorum. Spiker diyor ki, Türkiye'den gelen başbakanlara inanmayın. Onlar diyor ki, Türkiye tarihinden koptu. Batılılaştı, Avrupalılaştı. Bizi ne olur ortak pazara alın. Türkiye'de tarihini seven gençler %10. Yapmayın, etmeyin. Ama iyi ki gidip Türkiye'yi gezdik. Meğer yalanmış. Kansaydık mahvolacaktık. Türkiye nereye gidiyor biliyor musun? Arede televizyonu. Hani diyor ey Avrupalılar. 1932'de Belçika'nın Spaşer'inde bir güzellik yarışması yapmıştık. Sütçü İmam'ın şehadetinden 11 yıl sonra ilk defa bu yarışmaya Osmanlı kızı Keriman Halis soyunarak mayoyla çıkmıştı. Ve o yarışmanın jüri başkanı mikrofonu sevinçle alarak jüri heyeti durun, puanlama yapmayın. Bugün dünya kraliçesi seçmiyoruz, güzellik yarışması yapmıyoruz. Bugün Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 yıldır dünya üzerinde hakimiyetini sağlayan İslamiyet mağlup olmuştur. Bir zamanlar bir mektupla Fransa'daki modayı kaldıran muhteşem Süleyman'ın torunu Keriman Halis mayoyla önümüzdedir. Ben Keriman Halis'i dünya güzeli ilan ediyor, kadehlerimizi Hristiyanlığın zaferi için kaldırıyoruz. Değişinden 50 sene sonra İstanbul, Ankara, İzmir üniversitelerindeki şu kızlara bakın, başımı veririm örtümü vermem diyor. Türkiye tarihine dönüyor. Türkiye 150 yıldır Batı limanında, Akdeniz'de liman atmış Avrupa limanında. Şimdi milli görüş tokmağıyla geminin halatı kırıldı, kesildi. Türkiye gemisi Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin yakınında Cidde limanına gidiyor. Buna kimse mani olamayacak. Bunu ben değil, Arede spikeri görmüş ve anlatmış. İşte sadece Türkiye mi? Bakın dünyada telaş var. Doğup Almanya yıkıldı, komünizm çöktü zannediyorsunuz. Hayır. İki tane batıl görüş İslam'ı uyanış karşısında İslam aleminde birleşme kararı almıştır. Çökmediler, birleştiler. Yakın gelecekte NATO Varşova Paktı tek pakt. AYT Kamukon pazarı tek pazar olacak. Ümmetin karşısında, diriliş karşısında dünya birleşiyor. Yakın gelecekte 3. Cihan Harbi var. Kardeşim uyan, uyuma zamanı değil. Sana karşı bütün dünya kim besliyor? Neden büyük gelişmeler var? Avrupa korku içinde. Bizim gençlerimizi, işçilerimizi Hristiyan olsun diye imamsız gönderdiler. Mabetsiz kilise şehrine. Ama şimdi Nemrut'un ateşinde İbrahim Aleyhisselam nasıl gül kokluyduysa Urfa'da, İbrahim'in torunları Avrupa'nın Nemrut ateşinde 4000 camide tek bir sesi yükseliyor, gül kokluyorlar. Onlar bizi Hristiyanlaştırma planıyla işi yaparken Allah planı ters döndürdü, onların çocukları Müslüman oluyor, sıraya girdiler. Bir ay evvel 18 yaşında Alman kızı Müslüman oldu. Törenini ya bu kardeşiniz yaptı, nasip oldu. Ve ondan sonra kendisine bir nikah kıydım, Alman kızına. Damat adayı işsiz Türk genci. Kıza dedim ki evvela bizim dinimize göre mihir lazım. Ne kadar altın bilezik istiyorsun, zincir ne kadar istiyorsun? Kız ağlamaya başladı. Türkiye ve dünya nereye gidiyor anlayın. Hocam bu ne ağır hakaret? Beni küfürden aydınlığa, batıldan hakka kavuşturan,
intihar etmek üzereyken yeniden hayata kavuşturan Kur'an-ı Kerim varken altını ne yapayım? Benim mihrim Kur'an olsun! Kur'an olsun! Şimdi Kütahyalı kardeşlerim, günahınız ne kadar çok olursa olsun, hepiniz kardeşimsiniz. Kişileri günahlara göre değerlendirmeyin. Bizim milletimizin sarhoşunun kalbinde de volkan gibi vallahi iman vardır. Üfleyin, iman kıvılcımı çıkacak. Almanya'da ben bunu gördüm. Gastavuz'a meyhaneye Kadir Gecesi girmiştim. Oradaki Türk gençlerine Kadir Gecesi'nin olduğunu hatırlatmak için. Gençler içki içiyordu. Gençler dedim beni dinleyin. Neden içki içiyorsunuz? Hocam vaktimiz yok dediler. Sonunda dinlemeye mecbur kalınca bir soru sordum. Bakın sarhoş insanların kalbindeki kıvılcımı, iman ateşini görün. El uzatın o kardeşlerime, onun için söylüyorum. Dedim ki ey gençler, işsiz misiniz? Evet. Bir zalim insan gelse şimdi, saat ücreti 1 milyon mark bir iş teklif etse, nerede hocam dediler. Kabe'de, Müslümanların kıblesi Kabe'de. Nasıl bir iş? Beytullah'ın içine içki dökeceksin, 1 milyon mark alacaksın. Hocam ne büyük günah bu, nasıl bir söz? Beytullah içkiyle kirletilir mi? Tövbe dediler. Anladım ki inanç var, iman var. 1 milyon marka bir damla içki dökmüyor. O zaman dedim ki genç kardeşim, Kabe'yi 1 milyon marka içkiyle pisletmiyorsun da Beytullah'tan kıymetli vücudunu neden paranla zehirliyorsun? Hocam dediler, hocam dediler, bizim vücudumuz Beytullah'tan kıymetli mi? Tövbe de, Kabe'den kıymetli mi? Vallahi genç kardeşim, vücudun Kabe'den kıymetlidir. Çünkü Kabe'nin mimarı, mühendisi insandır. Duvarlarını İbrahim Aleyhisselam örmüştür. Ama senin vücudunun mimarı Hazreti Allah'tır. Mühendisi insan olan bina mı kıymetli? Mühendisi Allah olan bina mı kıymetli? Mühendisi insan olan Kabe'yi kirletmiyorsun da mimarı Allah olan vücudunu neden kirletiyorsun deyince 12'si gül bahçesine koştular, şişeleri kırdılar. Aynısını hanımlara dedim. Hanım bacılarım dinleyin. Suadiye'de sosyete hanımlara. Sosyete diye kızmayın. Hepsinin kalbinde inanç var. Üflemek lazım. Dedim ki ey sosyete kadınlar, her gün örtünüzü yakıyorsunuz Avrupa'yı memnun etmek için. Biraz da Allah'ı memnun edin, Allah'ı. Dedim ki Kabe'nin siyah örtüsünü 1 milyona yakar mısınız? 1 milyon saat ücreti. Tövbe dediler, Kabe'nin siyah örtüsü yakılır mı hocam? Peki Kabe'nin siyah örtüsünü yakmıyorsunuz da milyar liraya Kabe'nin örtüsünden kıymetli örtünüzün moda diyen için yakıyorsunuz. Hocam dediler, başörtülerimiz Kabe örtüsünden kıymetli mi? Vallahi Müslüman bacım, kardeşim, senin örtün Kabe örtüsünden milyar kere milyar kere üstündür. Çünkü Kabe'nin siyah örtüsü mühendisi insan olan duvarı örter. Senin gül örtün mimarı Allah olan binayı örter. Artık millet uyanıyor. Milletimiz artık uyanıyor, dünya duysun. Şu televizyon, radyo ve teyp konuşmaları Brüksel'deki ortak pazar haçlılarına ulaştırılacağını bildiğim için konuşuyorum. Haçlılara buradan sesleniyorum sizin adınıza. Türkiye'miz ortak pazara sokulmayacaktır. Hiçbir güç buna gücü yetmeyecektir. Bu milletimiz şehadete hazır bir millettir. Ortak pazar din devleti demektir. Dini esas üzere devlet demektir. Anayasamıza göre din esasları üzerine devlet istemek suçtur ama şu ortak pazar İncil üzere kurulan bir devlet. Nerede yargıçlarımız? Nerede? Karde uyuyor demeyin. Hepsi biliyor. Lütfen böyle demeyin. Biliyor da Türkiye kendi başına yönetilen bir ülke olmadığı için ses çıkarılamıyor. Milli görüş aslanı geldiği için bunlar, bu oyunların hepsi bozulacak. İnşallah. Neden? Milletimiz şehadete hazırdır. Müslümanlar, size sesleniyorum. Dünyada anarşi bitsin mi? Bitsin.
Ekonomik sıkıntı bitsin mi? Bitsin. Evlatlarımızın tahribatı, kültür emperyalizminin oyunu bitsin mi? Bitsin. O halde bir yolunuz var, ağlamak değil. Ülke insanı olarak şu cennet vatan için, şu dedemin kanıyla renklenen ay yıldızlı bayrağın yerine, ortasında kilise resmini bulunan Avrupa Birleşik Devletleri bayrağının asılmasına mani olmak istiyor musunuz? Onun için yapılacak iş ağlama değil. Gerekirse şu bayrağımız dedemizin kanıyla emanet ettiği bayrağımızın yırtılmaması için şehadete hazır mısınız? İşte şehadettir bu milleti kurtaracak. Devletin yetkilileri, okullara şehitlik dersi koyun. Askerin yetkilileri, moral gecesinde dansöz oynatmayın. Askerin morali şehadet dersiyle artar. 1000 yıl biz bunu böyle sağladık. Böyle el öptük. El öptürdük, şimdi el öpüyoruz. Çünkü ölümden korkan bir millet olduk. Şehadete hazırlanın, korkmayın. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Yeryüzü zulmü şehadete hazır milletçe öğrenir. Bak, bak. Şu bacılarım dinlesin. Filistin'de, Beyrut'ta geçen sene olan olay. 450 Amerikan subayı ve albayı 6. filoyla Beyrut'a geldi. Camideki amcam, aman hocam duydun mu? Ne oldu? 6. filo geldi, ödü kopuyor. Ama Beyrut'ta 18 yaşında mücahide kız. Dedi ki ey mücahitler, bana izin verin, ben bu Amerikalılara ders vereyim. Bir kız 6. filoya ders verdi. Bombaları bağladı vücuduna. 2 rekat şehadet namazı kıldı. Ya Rab beni şehit eyle dedi. Vatanıma göz diken Amerika'nın haddini bildirmek için. Cipe bindi, bombayı ateşledi. Kendi cennete 450 Amerikan subayını ila cehenneme zümera. İşte budur. İşte budur. Bizi kuzu gibi yutan, kuzu gibi parçalayanlara yapılacak iş şehadettir. Şehadeti öğreniniz. Bizim dinimizde 2 şey pis olduğu halde helaldir. Niçin? Güvercin pisliği, hayvanların pisliği necistir. Güvercin pisliği temizdir. Çünkü güvercin peygamberimize Ser mağarasında yardım etti. Örümcek ağı ördü. Allah onun pisliğini ümmete temiz kıldı. Hakk'a yardım ettiği için. İkinci temiz olan şey şehidin kanıdır. Kan necaseti galize. Ama vatan için ölenlerin kanları yıkanılmıyor bizim dinimizde. Neden? Çünkü o şehit vatana, dine hizmet etti. Şehit öldüğü zaman canlı ol insan gibi acıyı ve tatlıyı duyar Allah'ın haberine göre. Ya Rab, şehidin vücudunda kan var, kan pis. Çıkaralım mı elbisesini? Mevla çıkarma diyor, ne olur. Onu çıkarma sakın ha. Çünkü şehidimin düğmelerini çözerken yarasını acıtırsınız. Şehidin feryadına Rabbimin tahammülü yok. Bırakın. Ya Rab, madem elbiseyi çıkarmıyorsun, şehidimin vücudunun kanlarını kova suyuyla yıkayalım mı? Yıkama diyor Allah. Çünkü şehidimin vücuduna su dökerseniz yarasına su kaçar, acır, feryat eder. Bırakın, kanlı kabul ediyorum, temiz. Şehit Allah'ın huzuruna gelecek. Sevabı 1 kilo şu bardak kadar. Günahları trilyon ton olsa, Mevla tartmayın diyor, alın cennete götürün. Şehit cennete girerken duracak. Herkes koşuyor, şehit oturuyor. Neden durdun ey şehit? Ya Rabbi, derdim var, derdim. Ben cennete anasız gidemem. Şurada anamı gördüm, alnında cehennemlik. Babamı gördüm, cehennemlik. Yavrumu gördüm, cehennemlik. Ya Rabbi, onlarsız cennete gidemem. Dilediğim 70 kişiyi cennete vermezsen gitmeyeceğim. Bir şehit kendisi günahkarken cennete giderken 70 cehennemliği de cennete sokacak. İşte bu ders toplumumuza öğretilecek. Afgan bu dersle Rus'u dize getirdi. 100 milyon Türk Rus'a eziliyor. 250 bin Afganlı Rus'u dize getirdi. Şehadet, şehadet, şehadet. Ümmetin tek ilacı. Buna hazır olmak. Sözlerimi Afgan nasıl dize getirdi? Hatıramı anlatarak bitiriyorum. Kütahya'da rica ettiler tekrar. Afgan dağına gitmiştim. Bununla bitti. Yordum sizi.
Bakın anneler, anneler iyi dinleyin, iyi dinleyin. Rus ordusunu dize getiren yaşlı kadın, köyün birine cenaze getirildi, musalla taşına. Anaya haber verdiler, ana Ahmet geldi. Ana koştu ki baktı canlısı değil, cenaze var. Sarıldı tabuta, açın dedi, Ahmet'ime sarılacağım. Komutan dedi, ana çıldırır, açmayın. Çünkü hangi ana dayanır? Tabutun içinde Ahmet'inin başı yok, kolları yok, ayakları yok, kütük mü kütük. Çıldırır diye tabutu çaktılar. Açın diyor ana, ağlıyor, yapmayın. Açmayın diyor komutan. Sonra ana döndü Ahmet'e, komutana, 23 yaşında komutana. Evlat dedi, evlat, Ahmet'imi bana göstermek istemiyorsun ama Allah'a yemin olsun ki dün gece Ahmet'imi rüyamda gördüm. Bu tabutun içinde Ahmet'imin başı yok, ayakları ve kolları yok, ben biliyorum, dayanacağım. Tabutu açtılar, tabutu açtılar. Kütük çıktık, bakamıyorduk, kanlı kütük. Ama anneye sor, 9 ay karnında taşıdı onu. Sarıldı, ağlamaya başladı. Ahmet yavrum, burada olmayan kollarınla 6 ay evvelki evden seni uğurlarken ana hakkını helal eyle Ahmet'ine. Ben de dedim ki bir şartla hakkım helal olsun. Köyüme şehit dönersen, beni şehit annesi yaparsan helal olsun. Sözümü dinledin Ahmet'im, hakkım helal olsun. Ağladığıma bakma, üzüntüden değil sevinçten. Bazı anneler evladının düğün gecesinde de ağlar. Seni bu gece hurilerle nikahladım, düğünüm var Ahmet'im. İşte ey Kütahyalılar, vatan dışta ve işte işgal altında, bu vatanın yeniden ayağa kalkması için Ahmetlerinizin gerekirse başlarına vermeye hazır mısınız? Biz sizden baş istemiyoruz. Sadece şu anda elinizde bir fırsat var. Bu ülkeye milli görüş iktidarı hazır mısınız? Şimdi size diyecekler ki bunlar çok aşırı konuşuyor, bunların kafasını eser, İdam eder, asarlar bunları. Korkmayın, bizi desteklerseniz desteğiniz gizli oluyor, sizi asmazlar. Ben şu kürsüden dünyaya sesleniyorum ki asılacak varsa biziz, biz de bu ülkenin hakka dönmesi için, emperyalistlerin oyununun çözülmesi için idama hazırız, ne korkuyorsunuz? Bu duygularla, Türkiye'nin hakka dönmesi umuduyla hakkınızı bana helal etmenizi, gecenizin hayırlı olmasını Mevla'dan niyaz ediyor, sizlerden helallik diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hayır.